Bir belgesel bulmuşum ki inanamazsınız. Yani şu videoyu çekmeden önce en az 3 defa belgeseli izledim, gerekli araştırmalarımı yaptım. Şimdi karşınızdayım. Belgeselimizin ismi ise Hüküm ve Koşullar Geçerli Olabilir. So far the population seems fine with it. If they weren't, they know who to call. Belgesel, Instagram, Twitter, Facebook, Google gibi internet şirketlerinin ve telefon şirketlerinin nasıl hayatımızı ele geçirdiğini anlatıyor. Burada hayatı ele geçirmekten kastettiği şey ama sosyal medya bağımlılığı bıdı bıdısı değil. Burada gerçek bir hayatı ele geçirmekten bahsediyorum. Hepsini sırasıyla anlatacağım zaten. Bana sürekli gelen istek videolardan bir tanesiydi bu. Google nasıl bütün bunları yapıyor? İşte Google'da bir şey aratıyoruz. Her yerde karşımıza çıkıyor. İşte arkadaşımla kendi aramda kahvaltıyı nerede yapsak diye konuşuyoruz. Hemen kahvaltıyla ilgili mesajlar geliyor telefonumuza. Bizi mi dinliyorlar? Bizi mi izliyorlar? Diye sürekli bununla ilgili mesajlar alıyordum. Bununla ilgili video yap diyordunuz. İşte bu onunla ilgili bir video. Ve onunla ilgili de baba gibi bir belgesel çekmişler. Mutlaka izleyin diyorum tekrardan. Google is effectively a $500 a year service because that's the value of the data that you're providing. Size her seferinde videolarımda büyük resmi görün dedim. Çünkü sürekli insanlar bana YouTube kapatılınca ne yapacaksın? Ya da işte Instagram şöyle olursa ne yapacaksın falan deyip duruyor. Bu değil mesele. Bunlar çok küçük meseleler. Şu an dünya bambaşka bir yere doğru gidiyor. Ve şöyle söyleyeyim size, dünya bir ülke olsaydı patron Google olurdu. Sizi sizden iyi tanıyan tek bir kurum var ki o da Google. O yüzden şu anda istihbarat ajansları, polisler, hükümetler Google'un önünde el pençe divan duruyor. O yüzden hiç kimse Google gibi bir hazineyi yok etmek istemez. Neden mi? Çünkü hükümetlerin amaçları, devletlerin amaçları zaten sizi izlemektir. Sürekli ne yapıyorsun, neredesin, ne kadar kazanıyorsun bunu bilmektir. Bu nasıl başlar? Doğumunla başlar. Doğduğun andan itibaren devlete rapor vermek zorundasındır. Dersin ki ben doğdum. Gider annen veya baban gider nüfus kağıdını çıkartır. Der ki bu kız şu yılda doğdu, şurada doğdu, anası bu, babası bu, memleketi burası diye hesap verir devlete ve devlete haber verir sen doğdun diye. Ondan sonra gittiğin hastane, hastalıkların, kullandığın ilaçların hepsi devlete rapor haline gider. Başlarsın okula, okuldaki başarıların, onun bunun her şeyi aynı şekilde devlete rapor edilir. Sonra çalışmaya başlarsın. Kazandığın parayı, çalıştığın işi, aldığın evi devlete haber verirsin. Hatta kazandığın paranın belli bir kısmını vergi adı altında yine devlete verirsin. Devlet de bunun karşılığında sana güven, barış ve huzur ortamı sağlayacağına dair söz verir. Böyle bir anlaşma yaparsın. Ve devlet attığın her adımdan aslında haberdar olur. Sonra internet geldi. İnternet geldikten sonra, aslında sosyal medya gelmeye başladıktan sonra artık neredesin, ne yiyorsun, ne içiyorsun, donunun rengine kadar devlet de, insanlar da bilmeye başladılar. Tabii bu hem çok tehlikeliydi hem de muhteşemdi. Bunu herkes bilir ki IŞİD'i IŞİD yapan sosyal medyadır. Evet, IŞİD bir örgüttü ama onu bugünlerine getiren, bu kadar büyüten, bu kadar dünyayı etkisi altına alan bir kurum, bir örgüt haline getiren sosyal medyaydı. Hatta Avrupa'da bu konuda açılmış birçok dava var. Birçok insan Twitter'a, Instagram'a, YouTube'a bu anlamda dava açtı. Dedi ki IŞİD'i IŞİD yapan siz oldunuz. Onu bu dünyaya korku salan bir örgüt haline getiren yine siz oldunuz. Çünkü IŞİD parayı internetten topladı. Yaptığı eylemleri internetten yayınladı. Örgütüne üyeleri yine internetten topladı. Haber aldı ve haber verdi internet üzerinden. İnsanlar haklı mıydı? Haklıydı. Tartışılır mı? Kesinlikle tartışılır. Böyle acıklı bir tarafı varken diğer taraftan da herkes kendi haber ağını kurmaya başladı. Amerika devletinin başkanı Trump hiçbir gazeteye şu anda röportaj vermiyor. Yani oradaki gazeteler onunla aynı tarafta olmadığı için, onu övmediği için onlarla ters düştü. Ve şu anda Trump nereden yapıyor açıklamalarını? Twitter üzerinden yapıyor. Hiçbir gazeteye röportaj vermiyor şu an Trump. Geçen haberleri seyrediyorum, şöyle bir cümle duyuyorum. İşte Trump Twitter'da yaptığı açıklamada böyle bir açıklama yaptı. Bu işte uluslararası bir probleme sebep oldu falan. Ya diyorum 15 yıl önce bunu söyleselerdi ya, Amerika'nın başkanı açıklamalarını Twitter diye bir yerden yapacak deseydik kıçımızla gülerdik. Ama şu anda Trump'ın Twitter'dan yaptığı bir açıklama uluslararası bir probleme sebep oluyor. Belki gün gelecek orada yaptığı açıklama savaşların çıkmasına sebep olacak. Belki başka bir sorunlar çıkmasına sebep olacak. Yani düşünsene, şu an dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesinin başkanı Twitter diye bir sosyal medya aracılığıyla açıklama yapıyor ve bazı ülkelerin
kaderi orada yaptığı açıklamalarla belli oluyor. Yani bir anlamda dünyanın kaderini Twitter belirliyor. Aslında 15-20 yıl öncesine gerçekten gidersek internet o zaman da vardı. İnterneti o zaman da kullanıyorduk. İşte MSN vardı, Mirç vardı, Yonca diye falan sosyal medya ağları vardı. İşte sosyal medya ağı sayılırsa o da. Ama şu vardı, hepimiz anonimdik. Yani nickname diye bir şey vardı. Hiçbirimiz gerçek ismimize var olmuyorduk internete. Hatta gerçek ismiyle var olanlara dalga geçiyorduk. Diyorduk ki manyak mısın ya, insan gerçek ismini, gerçek bilgilerini internete verir mi? Sapık mısın sen falan diyorduk. Birden şöyle bir şey oldu. Herkes gerçek ismini, gerçek fotoğraflarını yaymaya başladı. Ben çok iyi hatırlıyorum. 18 yaşındayım. Hatta o zaman üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Bir arkadaşım geldi, dedi ki Başak, bir de Facebook diye bir şey çıkmış. İnanılmaz bir şey. İşte insanlar oraya fotoğraflarını yüklüyorlar. İşte beğeniyorsun ya da birbirini dürtüyorsun vesaire. Böyle bir olay çıktı, sen de girmen lazım dedi. Ama hani şöyle bir durum var dedi. Gerçek ismini ve soy ismini vermek zorundasın. Neden diye sormadım. Neden gerçek ismini vermem gerekiyormuş diye sormadım yani. Verdim. Direkt, çünkü heyecanlandırdı beni. Gerçek, herkesin gerçek ismiyle var olduğu bir yer. Facebook böyle bir zorunluluk koymadı bu arada. Yani gerçek ismini koymak zorundasın demedi. Oraya sadece adın ve soyadın yazdı ve insanlar nüfusta yazan ad ve soyadlarını girmeye başladılar. Hatta Mark Zuckerberg o zamanlar, daha ilk açtığı zamanlar dalga geçiyor bu olayla ve belgesel izlediğinde göreceksiniz. Ya salaklar, aptallar diyor ya bu insanlar. Bana kendi bilgilerini, özel bilgilerini veriyorlar. Özel fotoğraflarını burada paylaşıyorlar. Bu insanlar salak mı ya falan diyor yani. O da şaşırıyor. İnsanlar neden bu kadar kendi bilgini paylaşmakta bu kadar hevesliler? Facebook'u bu kadar değerli yapan da işte bu. İçerideki insanların bilgileri. Yani şu anda Facebook'un içindeki bilgilerin %10'u bile onu dünya üzerindeki bütün şirketlerin en değerlisi yapmaya yetiyor. Zaten yaşanan olayları, Facebook'la ilgili yaşanan olayları siz de gördünüz. Geçen bir belgesel seyrediyorum. İşte belgeseli sunan çocuk böyle en fakir ülkelere falan gitti. Yani böyle adamın çatısı damı yok, ondan sonra yiyecek yemeği yok, her an ülkesine savaş çıkabilir. Ama fark ettim ki herkesin elinde akıllı telefon var. Bu ne demek biliyor musun? Bu olağanüstü bir şey demek. Çünkü insanların yiyecek yemeği yok ama selfie çekmeye devam ediyor. Bu çok garip bir güç. Burada yani bu sosyal medyalarında değer de biziz, maalesef ürün de biziz. Yani ben bir markaya fiyat verirken mesela kendi kitlemin kalitesinden pay biçerek o fiyatı veriyorum. Yani atıyorum çoluk çocuk değil de aklı başında insanlar diyorum benim kitlem ve bununla beraber benim fiyatım da artıyor. Yani benim fiyatımı belirleyen de aslında sizsiniz. Yani yine o meşhur söze geliyoruz. Eğer bir şey bedavaysa oradaki ürün sensindir. O kadar garip ki bu sosyal ağlar. Baktığın zaman en mahrem yerlerini gösteriyorsun. Zaten ben gösteriyorum ya. Ben buradan para kazandığım için, hayatımı buradan kazandığım için her şeyimi anlatıyorum. Her şeyimi gösteriyorum burada. Bütün mahremimi açıyorum. Ama diğer normal insanlar da yani böyle başka bir işi var. Mesela doktor adam ama bütün her şeyini orada, Instagram'da, Facebook'ta insanlarla paylaşıyor. Ve bunu kendi özgür iradesiyle ve isteğiyle yapıyor. Normalde kafana silah dayasa yapmayacağın şeyleri sen kendi isteğin ve özgür iradenle yapmaya başlıyorsun. Bulunduğun yeri paylaşıyorsun, karını paylaşıyorsun, çoluğunu çocuğunu paylaşıyorsun, malını mülkünü paylaşıyorsun. Yıllarca ayıp diyebildiğimiz, mahrem diyebildiğimiz şeyler sosyal medyanın gelmesiyle ifşa olmaya başladı ve bu çok enteresandı. Yıllardır biliyoruz ki insanların çantasını karıştırmak ayıptır, çok günahtır falan filan. Ben bu yüzden annemden dayak yediğimi bile biliyorum. Ama şu anda en popüler videolardan bir tanesi çantamla ne var videosu. Hepimiz böyle izliyoruz. Benim arkadaşımın en çok izlenen videolarından bir tanesi çantamda ne var videosu. Geliyorsun ev, bir insanın evine girmek, aman bilmem ne yapmak falan filan, bunlar çok ayıptı, günahtı. Ne yapıyorum? Ben ev turu videosu çekiyorum ve yine en çok izlenen videolarımdan bir tanesi oluyor. Yani ben mahremimi açarak zaten çok garip bir şey yapıyorum ve insanlar da bunu aman ayıptır, izlemeyelim, bakmayalım demiyor. Daha çok içeride olarak izlemeye başlıyor. Bu internet şirketleriyle alakalı çok ünlü bir hikaye vardır. Mutlaka duymuşsunuzdur. Bir ailenin evine sürekli böyle bir market şey gönderiyor, broşür gönderiyor. Ama hamilelikle ilgili broşürler gönderiyor. Ve adam çok sinirleniyor. Evin babası diyor ki yani niye bu eve böyle hamilelik broşürleri geliyor? Gidiyor o marketin müdürünün üzerine yürüyor. Diyor ki sen diyor benim evime nasıl diyor hamilelik şeyleri gönderirsin diyor. Sen benim kızımı hamileliğe mi özendirmeye çalışıyorsun? Senin amacın ne diyor? Bakıyorlar, şaşırıyorlar falan böyle. Yapılan araştırmalar sonucu anlaşılıyor ki küçük kızı, yani 17 yaşındaki kızı hamile kalmış. İnternetten sürekli hamilelikle ilgili araştırmalar yaptığı için de bunu gören markette ona hamilelik broşürleri göndermeye başlıyor. Ve babasının marketten sonra
haberi oluyor. Bununla ilgili o kadar meşhur hikayeler var ki bizim ülkemizde de yaşanıyor. Şu an çok acıklı bir şekilde yaşanıyor ama bir tane abinin hikayesi var mesela Amerika'da. Kendisi böyle sürekli şey aratıyor Google'dan. İşte kafa kesme hikayeleri, işte karısını öldürme, karımı nasıl öldürebilirim, işte ceset resimleri, nasıl karımın kafasını kesebilirim, nasıl iz bırakmadan onu öldürebilirim vesaire diye araştırmalar yapıyor. Tabii bu görülünce adamın birkaç gün sonra evine polisler geliyor. Diyorlar ki sen hayırdır karını mı öldüreceksin falan diye adamı sorguya çekiyorlar. Anlaşılıyor ki adam aslında bir yazarmış. Yani cinayet yazarıymış. Polisiye yazarıymış pardon. O yüzden de bu tarz araştırmalar yapıyormuş. Yani şu an siz internette uyuşturucuyu nereden bulabilirim? Uyuşturucu nasıldır? Kokain nasıl kullanılır? Nasıl yapılır? Vesaire gibi araştırma yaptığınız zaman her an kapınıza polis gelebilir. Dikkatli olun. Ki geliyor mu? Geliyor da Pukka diye bir biliyorsunuz internet fenomeni var. Onun yaşadığı çok acıklı bir olay var. Mesela Batı'nın köpeğiyim, Batı'nın hayranıyım diye bir tweet atıyor. Ve bundan dolayı şikayet geliyor. Ve şikayet sonucu polis eve geliyor. Ve yaşadığı travmayı düşünebiliyor musunuz? Yani kapına polis gelmesi kadar travmatik bir olay yok. Ya ben onu düşündüğümde yaşadığı olayı hayatıma dedim ki 2 veya 3 kere bir polisle konuşmuşum. Ve düşün kapına tık 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 geliyor. Niye geldin? Attığın tweetten dolayı geldim ve tamamen bir yanlış anlaşılma. İşte tehlike bu kadar büyük. Yine buna benzer bir olay daha var ki İrlandalı bir genç Twitter'a yazıyor. Diyor ki Amerika'yı patlatmadan önce bir kahve içelim mi gençler falan diyor. Ondan sonra bu tweet'i atıyor. Arkadaşlarıyla yiyip içip eğleniyor ve tak uçağa biniyor. Amerika'ya tatile gidiyor. İndiği gibi hemen çocuğu içeri alıyorlar. 6-7 saatlik bir sorguluyorlar. Sen Amerika'yı patlatmak derken ne demek istedin? Amerika'yı için bir planın mı var? Ne yapıyorsun? 6 saat boyunca sorguya çekiyorlar ve başına birçok olay geliyor. Ve bu maalesef bu olay siciline işlemek durumunda kalıyor. Peki nasıl oluyor da bu internet şirketleri bizim hakkımızda bu kadar bilgiye sahip olabiliyorlar? Bunun hakları var mı gerçekten? Evet. Maalesef var. Yani Google'a girdiğinizde bir Gmail hesabı açtığınızda, bir mail hesabı açtığınız anda bir sözleşme imzalıyorsunuz. Birçoğumuz bunu okumuyoruz, okudum anladım diyoruz. Tak diye sözleşme devreye giriyor. Aynı şekilde Instagram için de bu geçerli, Facebook için de bu geçerli. Bu sözleşmeleri yapmak zorundalar çünkü hem kendilerini hem de sizi koruyorlar. Ama sözleşmeyi incelemeye aldığınız zaman sadece bir Instagram sözleşmesine bakın, sizden rica ediyorum ve göreceksiniz. Hep bütün cümleler şöyle. Yapabilirim. Fotoğraflarını kullanabilirim. Fotoğraflarını alabilirim. Fotoğraflarını reklam amaçlı bilmem ne yapabilirim. Ya da işte hükümet gerektiği zaman fotoğraflara el koyabilir gibi birçok maddeyle karşılaşacaksınız ve fark ediyorsunuz ki aslında Instagram baya sizin sahibiniz olmuş. Sosyal medya öyle garip bir algı yönetimi yapıyor ki inanamazsınız. Yani ben mesela sosyal medya Facebook'uma girdiğim zaman atıyorum, bakıyorum böyle aşağı doğru kaydığım zaman diyorum ki ülke bitmiş, ekonomik kriz var, her an savaş çıkabilir, insanlar aç, şirketler batıyor, çok kötü durumdayız diyorum ben Facebook'uma baktığım zaman. Ama başka bir arkadaşımın Facebook'una baktığım zaman Allah'ım diyorum, ülke ne kadar güzelmiş. Hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Ekonomi tıkırında. Herkese bol para, aşk, meşk, hayat çok güzel diyorum. Sadece bir Facebook ana sayfası hayata bambaşka yönlerle bakmanıza sebep olabilir. Ülkenin battığını, hatta ülkede savaş çıktığını bile düşünebilirsiniz bir Facebook ana sayfasıyla. Ya da ülkede her şeyin çok güzel olduğunu, hatta bütün herkesin bizi kıskandığını, Norveç gibi bir ülke olduğumuzu da düşünebilirsiniz. Sadece bir Facebook ana sayfasıyla bambaşka dünyalarda yaşayabilirsiniz. Sosyal medya ağları hayatımızı o kadar belirleyici ki, hani bu fotoğrafını çekip koymayı bir tarafa bırak, şunu düşün. Netflix müthiş bir platform. Gerçekten çok takdir ediyorum. Süperler, olağanüstüler. Ama Netflix'in tek amacı var seni evde tutmak. Evde tutup kendi içeriklerini tüketmeni sağlamak. Yani sen dışarı çıktığın zaman Netflix için bu büyük bir kayıp. Ama başka bir sosyal ağa geldiğin zaman, Uber'i de bir sosyal ağ sayabilirsek eğer, onun da tek amacı var seni dışarı çıkartmak. Aslında mesela burada Netflix'te Uber birbirine tamamen rakip olan iki şirket. Biri evde kalmanı istiyor, diğeri dışarı çıkmanı istiyor. Bu sosyal medya ağları sigorta şirketlerine çok büyük işine yaradı. Mesela atıyorum normalde sosyal medya yokken alkol içiyorsun mesela. Alkol içten kimsenin haberi olmuyordu. Yani 10-15 kişinin haberi oluyordu. Çevrendeki insanların haberi oluyordu. Ama şimdi sosyal medyada alkol içtiğini yayınladığın için tabii ki kendini bir nevi fişliyorsun aslına bakarsan. Her neyse sorun değil tabii ki, alkol içebilirsin, çok normal. Alkol içtiğin zaman sigorta primlerini birden şirket yükseltebiliyor. Diyelim ki senin özel sağlık sigortan var ve sen alkol aldığını orada burada yaymaya başladın, yayınlamaya başladın. Sonra sigorta şirketin diyor ki primlerini yükselttim. Neden abicim?
Çünkü diyor sen alkol alıyorsun, sen sağlığına iyi davranmıyorsun, sen sağlığına dikkat etmiyorsun. O yüzden diyor ben senin sigorta primlerini yükseltiyorum. Bu aslında yıllardır olan bir şeydi ama sosyal medyayla beraber daha çok böyle hak sahibi oldular. Nasıl oluyordu mesela? Atıyorum spor arabaların kasko değeri her zaman diğer arabalardan daha yüksektir. Neden? Çünkü spor arabaları genelde gençler kullanır. Gençler de daha çok kaza yaptığı için genelde spor arabaların kasko değeri daha yüksektir. Çok şaşırdığım bir şey daha var ki bu kameralar, güvenlik kameraları. Yani sokağa çıktığınız andan itibaren her tarafta bir sürü kamera görüyorsunuz ve bu böyle son 10 yılı falan artmaya başladı ve bizim açıklama olarak ne diyorlar? Sizin güvenliğiniz için, onun için, bunun için diyorlar. Ama her taraftan izleniyoruz. Ve buna kimsenin itirazı olmadı bugüne kadar. Yani şu anda benim her hareketim kayıt altında ve artık hepimiz izlendiğimizi bilerek yaşıyoruz. O yüzden hareketlerimize daha çok dikkat ediyoruz. Bu bildiğin hem özel hayata müdahale hem özgür iradeye müdahale. Ve hiçbirimizin buna sesi çıkmadı. Yani 60 yıl önceki bir amcaya da sanki her tarafa kameralar koyacağım ve seni sürekli izleyeceğim desen ne yapıyorsun, ne diyorsun ya sen, senin ne hakkın var buna derdi. Ama biz buna sesimizi çıkartmadık. Çünkü izlenmeye ve izlemeye çok alıştık. You can see that surveillance measures are being used to silence protests before they even happen. Boom, NYPD SWAT, bulletproof vests on, their guns drawn. I was like, are you being serious? Are you actually holding me because of a tweet? Bu falcı bacı uygulamasını biliyorsunuz işte. Bununla ilgili çıkan olayları da belki biliyorsunuzdur. Bu bir kahve falı uygulamasıydı. İndiriyordun telefonla, kahveni içiyordun, falın adını böyle fotoğrafını çekip bu uygulamayı yüklüyordun. Bu uygulama senin falına bakıp sana geri gönderiyordu. Müthiş ve masum bir uygulamaydı. Ama ne yapıyorsun bir uygulamayı indirdiğin zaman? Hatırla, ilk önce izin veriyorsun. Neye izin veriyorsun? Fotoğraflarına erişmesine izin veriyorsun. Mikrofonunu kullanmasına izin veriyorsun. Eğer izin vermezsen zaten uygulamayı kullanamıyorsun. Ne oluyor? Uygulamayı indirdin. Diyor ki işte dileğini sesli bir şekilde evrene ilet. Sen diyorsun ki işte Ahmet'le evlenebilecek miyim? Mikrofonuna erişmesine izin verdiğin için doğal olarak da karşı tarafta fala bakan kimse bütün bunları duyuyor. Sen falı yükledin, arkadaşınla konuşmaya başladın. Dedin ki acaba şunu bilecek mi, bunu bilecek mi, okulu kazanabilecek miyim, onu bilecek mi, bunu bilecek mi diye konuşmaya başladın ve bütün bunları duydu. Onu geç, fotoğraflarına erişme yetkisi veriyorsun. Ve doğal olarak da fal baktırmamış, bir nevi ifşa olmuş oluyorsun. Tabii bu olay patladı ve bayağı davalık falan oldu falcı bacı uygulaması. Sosyal medya ağları bir tehlike mi, bir lütuf mu bunu bilmiyorum. Bunu kendi aranızda tartışmanız lazım. Ben hayatımı buradan kazanıyorum ve benim için çok özgür bir ortam. Yani kendimi ifşa etmekten de, mahremimi yayınlamaktan da, videoları yapmaktan da en ufak bir rahatsızlık duymuyorum. Ama böyle bir gerçek var. Benim de her an kapıma polis dayanabilir. Bu riski bilerek yaşıyorum. Bu riski göze almış durumdayım zaten. Ama şu sözleşme olayını aklınızdan çıkarmayın. Google'ın herhangi bir hizmetinden faydalanmak için bir sözleşme imzalamanız gerekiyor. Yani şunu unutmayın ki Google bedava, YouTube bedava, Instagram bedava, Facebook bedava. Facebook'u kullanmanız için aylık size $20 para ödemeniz gerekiyor deseydi hiçbiriniz kullanır mıydınız? Şuradan düşünün. Televizyon aldığınız zaman sözleşme imzalıyor musunuz? Hayır. Kitap aldığınız zaman sözleşme imzalıyor musunuz? Hayır. Ya da gazete aldığınız zaman ya da sabit bir telefon aldığınız zaman evinize sözleşme imzalıyor musunuz? Hayır, imzalamıyorsunuz. Ama burada sözleşme imzalıyorsunuz. Çünkü ürün sensin. Herhangi bir Google ürününü kullanmak için, Facebook ürününü kullanmak için bu sözleşmeyi imzalamanız gerekiyor. İmzaladığınız anda da bütün adımlarınız pıt 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 takip ediliyor. Hatta İngiltere'de bir tane çocuk Facebook'u dava etmiş. Demiş ki benim bütün bilgilerimi bana vermek zorundasın. Ve çocuk bu arada haftada bir falan Facebook'a giriyor. Yani çok az kullanıyor Facebook'u. Ve 1500 sayfalık bir dosya vermişler 3 yıllık dava sonucunda. 1500 sayfalık böyle roman gibi çocuğa bilgi verilmiş. En ufak bir hareketi bile izlenmiş. Yani, mouse nerede duruyor, nerede bekledi, nerede tıkladı, neyi beğendi, neyi beğenmedi. En ufak hareketi bile izlenmiş. İşte bu şirketleri bu kadar değerli yapan da aslında bu. Ve geleceğin de onlarda olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Bunları neden söylüyorum? Evet, bir tık dikkatli olmakta fayda var. Onun dışında bunlar hayır kurumu değiller. Bunlar bizim arkadaşlarımız değiller. Bizim canımız, sevgilimiz değiller. Bize sen diye hitap ediyor olmaları, biliyorsunuz o samimi ortam vardır Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da, bizim arkadaşımız oldukları anlamına gelmiyor. O yüzden bunların bir şirket olduğunu bilmekte fayda var. Daha çok olay var ama anlatmayacağım. Yeter bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Twitter'da açtım bu arada yeni. Oraya da bir bakarsınız belki. Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar, hürmetler.